Medina! Eşkıya! Eşkıya kızınız Ak Sultan'ı kaçırdı. Pusuya düşürdüler. Ne dersin sen? Kul ağzı geçidinde. İki adamımız ağır yaralı. Ak Sultan'ı götürdüler. Hayda! Ne oldu Nagihan'a? Eşkıya Ak Sultan'ımı kaçırmış. Ne? Allah'ım! 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 Sen yardım et ya Rabbim! Yapmayın ne olur! Allah rızası için yapmayın! Sessene! Yaralıların durumu nedir? Vurulduktan sonra ağır olanları kasabaya gönderdik. Kara Mehmet eşkıyanın peşine gitti. Tek başına mı? Sağlam bir ok aldıydı beyim. Yaramız ağır değildir beyim. Kanayan yüreğimizdir. Emanete sahip çıkamadık. Hasan, deli Hasan. Yukarıda mıdır? Yukarıdadır. Öyleyse durma zamanı değildir. Eşkıyanın inine varıp kurtaracağız Ak Sultan'ımızı. Hadi gari! Hadi! Affet ağam, keşke biz öyleydik de Ak Sultan'ı vermeyeydik. Hadi! Allanma! Bırak beni! Dokunma! Çek elini! Bırak! Çek elini! Çek! Bırak! 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 Hoş geldin. Bedir Ağa'nın kızı. Aklın kesiyor mu Ali? Kesiyor ağam. Evelallah kurtaracağız kızını. Her taraf tuzak kokar. Pusu kokar. Gerekirse canımızı vereceğiz. Ama kurtaracağız. Bunlar ırkat. Silah adamı değil. İnsan hayatta niçin yaşar ağam? Ekmeğini yiyorsak... Senin namusun bizim de namusumuzdur. Bilirim ki kızıma sevdalısın Ali. Gene bilirim ki kızım da sana sevdalıdır. Bugüne kadar bunu bilmezlikten gelmişim. Açık konuşmak gerekirse ağa kızıdır o. Öyle yanında çalışan biriyle baş gözetmek olmaz. Ancak şimdi durum değişiktir. Doğrudur. Canı, namusu tehlikededir. Ak Sultan'ın canı canımdır ağam. Namusu da namusumdur. Kurtar onu. Sizi evlendireyim Ali. Ağa olanın ağzından laf bir kez çıkar Ali. Bedir Ağa, Ali ve adamları Deli Hasan'ın inini çevirdi. Tüm ırgatlar Ak Sultan için canlarını fedaya hazırdılar.
Silah sesleri gün boyu yankılandı durdu dağlarda. Eşkıya sıkışınca ağa kızının ardına saklandı. Ateşi kesmezsen kızın ölür Bedira. Şunu bil ki hiç şakam yoktur. Durun. Hele bir çık ortaya da suratını göreyim. Çizmeler mi rahatsız? Güvenilmez ağam. Kalleştir. Oyala sen onu. Arkadan dolanacağım. Ali. Hadi ne duruyorsun? Çıksana çok can aldı o geçit. Son görüşmemizse hakkım helal olsun. Allah yardımcımız olsun. Benim de hakkım helal olsun. Ben seni fena kıstırdım. Şimdi sıra bende. Ortaya çıkmaktan korkuyor musun Bedira? Çık ortaya. Çık. Ne istiyorsun eşkıya? Söyle. Çoktandır görüşmüyorduk Bedira. Yaşlanmışsın. Ne istiyorsun eşkıya? Kızın güzel serpilmiş Bedira. Kilosu kadar altına ne dersin? Bütün istediğin bu mudur? Sen altınları getirene kadar biz de biraz eğleniriz ha? Değil mi güvercinim? Daha da zor geçer günler. Biraz geç kalsaydın kızın çok mutlu olacaktı Bedira. Çok mutlu. Öyle değil mi Bedira? Hadi. Sen tavuk bile kesemezsin. Çizmelerimin ağası. Sen tavuk bile kesemezsin. Kesemezsin. Hadi çek tetiği. Korkma. Hadi. Hadi çek. Hadi çek şu tetiği. Doğru dersin. Ben de Allah korkusu var. Lanet olsun. Korkak. Bu eşkıyayı zaptiyeye teslim edin. Bitmedi ha! Bitmedi! Bu can bu bedende kaldıkça ben sana belayım Bedira! Ha! Belayım ben sana! Ben sana belayım Bedira! Ben belayım Bedira! Benden kurtulamazsın!
Sözüm sözdür Ali, tutacağım. Lakin bir şartım vardır. Eğri Göl'e bakan dağda bir kış geçireceksin. Bilirim, zorludur oranın kışı. Ama başka da çare gelmez aklıma. Ama baba! Şşt, Aksultan! Ancak o zaman sağıma soluma söyleyecek lafım olur. Karşıma çıkıp da bir ağa kızı, bir ağa oğlundan başkasına varamaz diyene karşı durabilmeliyim Ali. Yiğitliğini, sağlamlığını sebep göstermeliyim. Anla bunu. Dediğin gibi olsun ağam. Dilerim hayırlısı budur. Bedir Ağa'nın yanında seyislik yapmaktaydı Ali. Yiğit, yürekli, mert, bileği sağlam bir delikanlıydı. Sevmişti bir kere Aksultan'ı. Onun için her şeye katlanırdı. Ağasının dediğini yaptı. Önündeki çetin kışı geçirmek üzere vurdu dağlara. Yiğidim Ali, yağız delikanlım, yüreği yanık Ali. Tüm kalbimle inanıyorum Nagihan'a. Alim sağ salim dönecek. Dönecek. Ölmeyecek Alim. Ölmeyecek. Kurda kuşa yem olmayacak. Olmayacak. Bırak şu dağa bakmayı artık. Alim orada. Onu görür gibi oluyorum baktıkça. Yapacak tek şeyimiz var yavrum. Dua etmek. Babam bunu nasıl yapar? Yaptı işte. Ağadır. İnce düşünmek gerektir. İzanla karşılamak gerekir. Bu esaret benim. Seni katamam yanıma. Kıratın, sen kurtar kendini. Ne yamandır bu dağların ayazı. Yakar adam, kavurur. Koca bir kışı mağarada geçirecek olması gözünü korkutmuyordu Ali'nin. Aksultanına kavuşacağı gün adına yapacaktı bunu. Katlanacaktı. Katlandı da. Beni çağırıyor İbi. Rüya görmüşsün kızım. Ali beni çağırıyor İbi. Tamam. Tamam geçti kızım. Bak evindesin. Yatağındasın yavrum. Ali beni çağırıyor İbi. Yavrum. 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 Sağ dönmeyecek İbi. Kurda kuşa yem olacak. Üzülme. Üzülme. Allah yardımcısı olsun. Konuş babamla. Vazgeçsin bu işten. O ölürse ben de ölürüm. Tövbe. Tövbe! Allah saklasın. Allah saklasın. Sus!
Konuşurum kızım. Konuşurum Ak Sultanım. Konuş şimdi. Yavrum. Sen hele bir aklını topla. Bir aklını topla. Konuşurum yavrum. Yavrum. Konuş tamam. Şimdi. Konuşurum yavrum. Konuş. Konuşurum. Ağlama. Ağlama. Konuş. Ağlama. Tamam. Bu vakitten sonra dediğimden dönemem baba. Bilesin bunu. Fazla da üstüme gelme. Kendini yiyip bitirir yavrucak. Yok mudur bunun bir çaresi? Çaresi tektir. Ali'nin baharda sağ salim dönmesidir. Bu işin başka çaresi yoktur. Ya oğlan ölürse? Allah'ın dediği olur. Bedir Ağa. Bedir Ağa. Son sözümü söyledim abla. Israrın faydası yoktur. Ya Rabbim, sana sığınıyorum. Sen bana kuvvet ver, sabır ver. Sen bilirsin Allah. Sen bilirsin Allah. Sen bilirsin. Geldiğin iyi oldu. Danışacaktım sana. Hayrola? Ak Sultan tutturdu alışverişe çıkalım diye. Nesi eksikmiş ki? Bahar geldi. Ali'sini karşılayacakmış. Anlayışlı ol biraz. Genç yüreğidir. Çırpındı durdu bütün kış. Sanki sen zamanında hiç sevdalanmadın mı? Baharda renk geldi yüzüne. Güler oldu gözleri yeniden. Açılsın biraz yavrucak. İyi. Gidin birlikte alışverişe. Bir şey eksik etme, bırak. Alsın ne isterse. Hadi be. Hadi ya. Hadi. Hadi. Yap. Hadi. Hadi be. Hadi çocuğum be. Vur şunu yere. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. İşte aslanım bir adamı böyle ya. Yenerim. İbiş. Aslanım benim Öğren be. De gel. Helal olsun sana. Anladın mı? Hey be. Bu bile bitecek adam anasından doğmadı akıllı da. Oğlum akıllı ol. Ne haber dayılar? Merhaba. Anlaştık mı? Anlaştık. 2 hafta sonra.
Koş biraz hadi. Dikkat et altında kalma. Yavaş oğlum yavaş, düzgün yürü. Eyit dayım benim be. Ne yapıyorsun sen? Ne haber dayı? İyi. Bu ne bu? Odun. Ha. Ne odunu? Cam odunu. Ha. Ne yapacağım bu odunu? Dayı dışına be. Yapma be oğlum. Ulan. Eyit. Ya bak. Dur. Musa. Bizim gibi sahipsiz biri olaydı, köteği yemişti şimdiye. Yapma be. Tabii ya. Aslında var ya, bir tane indirecektim odunu kafasına. Dua etsin babasına. Çok severim adamı. Aslında ben fena vururum ha. Yapma be. Tabii. Sen bunun babasını bilmezsin. Oba beyidir. Para pul. Gani. Keçi sürüyle. Yapma be. Tabii. Sen benimle alay mı ediyorsun? Yapma be, yapma be. Başka laf bilmez misin sen ha? Yapma be. Yaparım be. Yapma. Yaparım be. Yapma. Çok güzel. Şunlara bak. Ay çok güzel. Çömlek alır mısın? Yok abla? İstemem. Hadi abla ya. Baksana. Bir çömlek al ya. Çok hadi güzel. Sonra alırız değil mi? Hadi gel. Rezil ettin bizi ya. Ne var canım baktıysak? Vallahi sen bakmıyorsun yiyorsun. Göze de yasak mı olurmuş Kerim emmi? Bana laf ebeliği yapma. Kucağımda büyüdün. Bilmez miyim seni ben? Yalanım varsa ne olayım ya? Bakıyorum neşen geldi yerine. Hayırdır Ak Sultanım? Söylemesen de bilirim ben. Bahar başına vurur yeni gelinleri. Utandırıyorsun beni İbi. Hadi canım sen de. Utanacak ne var bunda? Ah, şu kumaşa bak İbi. Çok güzel değil mi? Allah'ım yüzünü güldür Rabbim. Neşesini eksik etme Ak Sultanım. Ay, ne güzel oldu değil mi? İyi evet. Ki çıktık yavrum. Evet. Vay be Kerim. Ondan sonra demek bir öyle baktım ki etrafımda hiç kimse kalmamış. Ben de... Musa? Musa dedim sana. Yürüsene evladım. O neydi be Kerim emmi? Ne neydi be? Ha? Hadi yürü evladım. Yoluna bak. Yürü, yürü. Vallahi de huriydi, billahi de huriydi. Tövbe estağfurullah. Kerim emmi. Ne? Ölümü gör de bana. Kim bu? Bırak ölümü ölümü ya. Bizim dengimiz değildir. Ölümü gör dedim Kerim emmi. Tövbe tövbe. Bedir Ağa derler. Onun kızıdır bu. Ak Sultan. Ben vuruldum bunu. Yanımdan geçmedi sanki. Üstümden geçti. Günler geçiyor. Ak Sultan yanık yüreğiyle dönüş yolu gözlüyordu. Kaç yıldız var sayabildin mi? Çok. Çok yıldız var. Çok dert var. Ama benim derdim tek. İç bakalım şu sütünü deli kız. Of. Hadi yavrum benim hatırım için. Hadi. Hadi bakayım. Bitti sayılır İbi. Bir haftaya kadar dönmesi gerek. İnşallah yavrum. İnşallah. Bahar gelmek istediğinde gelirmiş. Ali'mi de getirsin. Başka bir şey istemem. Tamam. Tamam. Gidiyorlar. Gel gel. Gel al şunları. Hadi hadi hadi. Bekle beni. Hadi yardım edin şuna. Tamam abi. Yavaş. Gel gel. Gel gel.
Hoş gelmişsin. Musa gecikti yine. Gecikti ya. İyice başı bozuk oldu bu oğlan. Eskiden kasabaya indi miydi? Erkencecik dönerdi. Şimdi nerede? Eve köye uğramaz oldu. Allah'tan Kerim emmisi var başında. Kerim değil, sen olsan ne yazar ki? O yine kendi bildiğini okurdu. Lafı ne demeye getirirsin? Anlamamış gibi etme. Kaçtır söylerim. Söylenip durma. Benim fikrim, fazla beklemeden everelim bu oğlanı. Durup durup aynı şeyi deme hanım. Yap o vakit bir şey de susayım ben de. Hele aşiret büyüklerini topla da bir konuş. Bize yakışır, helal süt emmiş bir kız bulalım da oğlumuzu everelim. Senin niyetini anlamışım ben ama. Neymiş? Torun sahibi olmak istersin. İsterim elbet. Kim istemez? Neden gelmez? Neredesin Ali? Boşuna bekler bu kız. Belli ki artık yavuklusu dönmeyecek. Bahar geldi, Ali gelmedi. Takdirinden sual olunmaz. Sen sebep oldun. Başka çıkar yol yoktu. Ey ağalarım, büyüklerim, akıl danelerim. Bilirsiniz, benim oğlan akıllı ve düzenli işlerde bulunmaz. Biraz başına buyruktur. Pek laf dinlemez. Çaresiz kalmışım. Ne edeyim ki yerimi tutacak, töremizi götürecek, ışığımı yakacak uslu bir evlat olsun. Musa senin çocuktur. Evet, biraz haylazdır, asidir. Fakat oba tarafından çok sevilmektedir. Benim diyeceğim o ki, başına biri verilsin, eğitilsin. Hayvanların bakımından sorumlu tutulsun derim ben. Üzerine bir yük binince daha düşünceli olacaktır. Kısa bir zaman kasabada tutulması da doğru olabilir. Orada başka işler,
başka insanlarla tanışması fayda sağlayabilir. Sen ne düşünürsün Kerim Ağa? Ben derim ki Musa daha gençtir. Beyin yerini tutabilmesi için onu çekip çevirecek bir kadına ihtiyaç vardır. En iyi çare onu evermektir. Musa nerede? Göl kıyısında. Haber salın gelsin. Tamam. Düşündüğü biri var mıdır? Bilmem bey. Seni çağırıyor. Yürü git be. Al şunu aşağı be. Hadi. Kap şunu bakanla be. Kap be. Hadi. Hadi. Hadi be. Ya bunları bir o zaman ayarlasın. Babam beni istemiş. Mühim bir şey diyecek herhalde. Hayrola? Kendi söylesin. Beni emretmişsin baba. Buyur. Ey oğul. Ey deli oğul. Büyüdün. Delikanlı oldun. Güneş karşısında boyatan fidan gibi boyattın. Ama aklın hiç büyümedi. Hiç. Dağda taşta ah ile vah ile gün geçirmektesin. Ne edeyim de benim çıramı ışıtıp töremi götüresin. Yokluğumu belli etmeyesin. Bana dilediğini de ki merhem olayım. Evlenmekse muradın, töreme uygun, gözü gözüme, yüzü yüzüme, aşı aşıma benzeyen birini bulayım isteyeyim. Altın isterse takayım, adak isterse göndereyim. Bütün obama davul çaldırıp kaşık vurdurayım. 40 gün yemek dökerek herkesi konuk edeyim. Sürü kesip beyleri ağırlayayım. Babamsın, çok iyi dersin. Atamsın, büyüğümsün. Ulusun, zenginsin. Her şeye gücün yeter. Sana saygım pektir. De ki öl, öleyim. Benim de sana bir diyeceğim vardır. Dinliyorum. Ben aşağı kasabada oturan Bedir Ağa'nın kızı Aksultan'a vurulmuşum. Alırsan bana onu al. Üstüne başka hiçbir şey istemem gayrı. Çünkü o kızı alarak zaten bana dünyaları vermiş olursun. Hey! Çobanlarım! Kızanlarım! Yükleyin atları! En güzellerini hazırlayın! İki haberci hemen yola çıkıp Bedir Ağa'nın evine varsın! He? Hey! Gayri muradına erdin evlat. Babama sen mi dedin Kerim emmi? Yok, ben bir vesileyle sebep oldum. Esas anan yaptı bu işi. Kasabaya iniyoruz. Bedir Ağa'ya haber salındı. Hayırlı bir iş için hanenize misafir olacağız dendi. Birbirinden değerli hediyeler atlara yüklendi, kafile yola koyuldu. Oba halkı çok mutluydu. Nihayet beylerinin haşarı oğlunun başı bağlanacaktı.
Alim, canım Alim, yiğidim Alim. Girdiği mağaradan bir daha çıkamadı. Açlıktan, susuzluktan ya da soğuktan değil, dağın uğultusundan öldü. Çiçekler. Bilirim, üzerinizden böcek eksik olmaz. Onlarla konuşup onlarla dertleşirsiniz. Birbirinizin derdini paylaşırsınız. Benim de derdimi paylaşın ne olur. Alim dönmedi. Söyleyin bana, dönecek değil mi? Gel kızım, misafirlerimiz var. Burada durman doğru olmaz. Kim bunları bilir? Ağa baban bilir. Bize bir şey söylemedi. İşte kalbimin biricik sahibi oradadır. Gitsen mi yanına? Dellenme evlat. Sabırlı ol azıcık. Babanın yanında bir liraya mahcup etme. Uzun lafın kısası. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Ak Sultan'ı oğluma istemeye gelmişim. Biz yakıştırdık ama bilemem. Son söz ve karar senindir Bedir Ağa. Ak Sultan tek evladımdır. Annesini toprağa verdiğimizde daha bu kadar bebeydi. Ona abam Nagihan bakmıştır o gün bugün. Nasıl geçti vakit anlayamadım. Serpildi Ak Sultan. Biz de kocamaktayız. Kocadık ya, kocadık. Mürüvvetini görme zamanı gelmiştir gayri. E ne diyelim, hayırlısı neyse o olsun. Tevekkül bizden, takdir Allah'tan Bedir Ağa. Eve bak. Saray mübarek. Saray ya. Ağa kızını vermezlik eder mi dersin Kerim emmi? Zannetmem. Vermezse kaçırırım. Ne yaparsın? Kaçırırım.
Tabii tabii. Sen zaten kaçırmışsın be. Daha neyi kaçıracaksan. Hadi ya. Velhasılı kelam, sizden iyisine verecek değilim ya. Verdim gitti. Allah biriken bin etsin. Oğulları uşak, kızları hizmetçi kullansın. Sürüleri ikiz doğursun. Dört iken sekiz olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun be. Bey obaya haber saldı. Hemen düğün hazırlıkları başlasın. Kazanlar kaynasın, çocuklar yıkansın, kurbanlar kesilsin dedi. O gün bayram ilan edildi obada. O senin kızındır abi. Hiç aklın kalmasın Bedira. Sana söz. Ak Sultan'ı kızımdan öte göreceğim, emin ol. Hadi bakalım, yolunuz açık. Musa'nın mutluluğuna diyecek yoktu. Yoktu ama kendilerini bekleyen tehlikeden de bir haber. Eşkıya Hasan zindandan kaçmış, haramilerini yeniden toparlamıştı. İntikam ateşiyle yanıyordu. Emrin nedir ağam? Gözcülere var, son durumu belli. İlk konak yerinden önceki geçitte yolları kesilecek. Başsın ağam. Ak Sultan benim olacak. Bedir gününü görecek. Topal bacağımın da hesabı sorulacak. Oba Bey'inin adamları tarafından diğer bütün obalara haber salındı. Öteki aşiretlerin ileri gelenleri düğüne davet edildi. 40 gün 40 gece sürecek düğünün hazırlıkları başladı. Dağ taş şenlik kokuyor. Dünyalar Musa'nın, Ak Sultan'sa ölüm sessizliğinde. Derinizi üzerim bilmiş onlar. Dağılın. Hadi! 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 Had
Seni hep burada için. Burada olacağım. Ateş edin onlara! Ateş edin! Hey! Kervandakiler! Hızı verin! Hayatınızı bağışlayın! Duyuyor musunuz beni? Hızı verin! Deli Hasan'dır. Vermeyecek şey mi? Ne dersin çocuk? Olur mu hiç öyle şey? Bütün adamlar gerekirse kanının son damlasına kadar mücadele verecek. Hadi ateş! İllaki beyim. Nedir bu başımıza gelenler Kerim? Şükretmek gerek beyim. Böyle büyük bir vukuatı sadece iki şehitle bertaraf etmemiz hakkın inayetidir beyim. Şehitlerimizi layıkıyla defnettiğimiz kanaatindeyim. Can verdikleri yerde toprak olmaları cennet kapısını açmıştır onlara. Allah hepsine rahmet eylesin beyim. Amin amin. Düğün dernek olmaz artık. En az 40 gün geçmesi gerek üzerinden. Haklısın beyim. Etrafa bir bak sultan. Her yer çiğdem, sümbül, renk cümbüşü. Kendimi bildim bileli buralardan gelip geçeriz. Bir kere bile dikkatli bakmamışım. Böyle kara bir günde bu manzarayı fark etmemin yegane sebebi sensin sultan. Güzelliğin ölümün acısını bile alt ediyor. Karanlık çökmeden çadırları kuralım. Emredersin beyim. Çadırlar orta yere kurulacak. Bu gece iyi dinlenmen gerek Ak Sultan. Yarına yolumuz uzundur. Hadi gel seni çadırına götüreyim. Hadi yatalım gari. Vakit ilerledi. Yatalım beyim. Sen de yat artık. Hadi oğlum.
Vallahi billahi buradaydım beyim. Beyim bütün gece gözümü kırpmadı. Tut karşımdan, gözüm görmese seni. Ne yapacağız baba? Telaşlanma oğul. Sakin ol. Niye kaybolsun? Buralarda bir yerdedir. Bakıp buluruz. Şuraya bakın. Ak Sultan! Beyim! Beyim! Ne oldu? Bu yana gitmiş. Ayak izleri var. Buraları iyi bilen sağlam birini bulun. En yakın köye gidip bir çoban alın. Tamam. Siz de obaya dönüp haber verin. Düğün hazırlıkları dursun. Bu kızı bulsak da artık hayır gelmez bize. Gönlünün bizde olmadığı belli. Bulsak da götürüp babasına teslim etmek en doğrusu. En iyi bilen çobanı bulup getirdi Oba Bey'in adamları. Bir iz yok mudur çoban efendi? Henüz yoktur ha. Ama merak etme. Buralardaysa mutlak bulurum. Yeah.
Ne oldu? Kırmızı dua var mıydı? Evet. Aradığınız gelin bu mağaraya girmiştir. Girip çıkaralım o zaman. Senelerdir bu mağarayı bilirim ben. Girişteki taşlar kırmızı değildi. Gelinin duanın rengi taşları boyamış beyim. O artık dağların olmuş. Anlaşılan o ki kız muradına ermiş. Çoban doğru söyler Musa. Ak Sultan artık yok. Yapılacak tek şey var. O kız için Allah'a dua etmek. O günden sonra mağaranın taşları kırmızı kaldı. Bütün aşiretler toplanıp Kanlı Mağara adını koydular bu mağaraya. Torosların bu yüksek tepeli dağına Ak Sultan'ın adı anılsın diye Akdağ adı verildi. Her yıl bazı aşiretler bu mağaraya giderek Ak Sultan'ı anarlar. Alim, buradayız. Birlikteyiz Alim. Şükürler olsun. Buluştuk artık. Allah sevenleri kavuştursun. Allah sevenleri kavuştursun.